Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Kayı geldi. Gelsin. Gelsin, iftara kadar pataklayacak adam lazımdı. Cemil Bey? Savur o kaleli köpeklerini. Hepinize diyecek bir haberim var. Hazret, çekil şöyle kenara. Bana bak Cemil abi. Zaten çatacak yer arıyorum. Size ailemden uzak durun demiştim. Tahir'i öldürürüm demiştim. Tahir nereye atar? Vurdu beni. Bir dağın başında. Aynı kızım gibi can çekişti. Kızımın diyetini ödedi. Eldi o, eldi. Eldurdu beni. Abi dur, önce yarını söylesin. Tahir nereye dur? Demem. Birisi bile rahat etmeyecek onu. Oyna mı? Yürü. Dur lan! Söyle. Benim kızım komada. Tahir de bir hayvan gibi can çekişerek öldü. Ölüsüne bile gün yüzü görmek haram. Ben sana uzak dur demedim mi?
Ay. Ay. Benim oğlum. Benim oğlum. Yakışmaz. Yakışmaz kara toprağa benim oğlum. Benim oğlum. Benim oğlum. Kara denize sığmazdı. Sen sığdıracaksın onu. 2 metre toprağa. Oy. Oy. Yaktı yüreklerimi. Yaktı. Yaktı. Yaktı yüreğimi. Yaktın hocam. Allah da seni yaksın. Ay seni yaksın. Ay. Şengül, Ceylan ağa, gidin. Kapıyı kilitle, kimseyi içeri almayın. Ulan Tahir. Thank you.
Sakin, sakin. Vedat'ı takip ettim. Seni kulübeden ben çıkardım. Niye? Çünkü ailemi kurtaracaksın. Az daha dayan. Arabam derenin öbür ucunda. Dayan. Kaybettim. Az daha dayan. 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 Tahir! Yakalanacağız. Arabam Vedat'ın evinin kuzeyinde. Tahir! Vedat görsün. Gittiğimi düşürsün, alsın. Bayılır sen. Sok. Kanamam azalır. Belki. Git. Sakın ölme. Sakın ölme. Biliyorum. Kanının kokusundan tanıdım. Nereye kaçabilirsin ha? Hangi deliğe saklandın Farecek? Seninle bir oyun oynayalım mı? Sıcak mı, soğuk mu? Soğuk. Sıcak. Çok sıcak. Daha da sıcak. Çok sıcak. Hayır. Hayır. Akan dereler denizlere dolacak.
güzel on. Sonumuz ne olacak? Ha bu akan dereler denizlere dolacak. Söylesene güzel on. Sonumuz ne olacak? Ah duman, kara duman, sardı dört yanımızı. Anda kalsın sevdalı, toy alacak canımızı. Ah duman, kara duman, sardı dört yanımızı. Abman der sevdalık, oy alacak canımızı. Ama ben bitti sattım. Öldün sandım. Ama yine de geldin. Senin ne dirine ne de seni o şerif size bırakın demiş. Ne yapıyoruz biz burada? Oturup Tahir'in ölüsüne mi ağlıyoruz? Olmaz, yakışmaz bize. Tahir Kaleli'nin karısına yakışmaz. Şansın Zemil. Allah yarattı demem. Boşaltırım sarsörü beyninin içine. Acımam, öldürürüm. Öldürürüm. Kızım orada yattıkça Tahir de çürüyecek. Yeşili bile bulamayacaksınız. Kızım rahat. Bundan sonra Elsan bağı koyar mı sana Elsan? He? Senin kızın iyileşecek. Tahir de ölmedi. Tahir nerede, yerini söyle. Nefes git. Yengem dur. Bu adam yalan söylüyor. Biz bu adama neden inandık ki? Tahir ölmedi. Bana söz verdi, ölemez. Beni bırakmaz. Bizi bırakmaz, biz de onu bırakmayız. Bu karıyı konuşturana kadar vur beni olsun bitsin Mustafa. Belki Mustafa abinin öldürmesi sana koymaz. Peki hiç değer vermediğin kadınlardan biri senin beynini dağıtırsa? Ha? Ölümün Tahir Kaleli'nin karısının elinden olsun ister misin? İstemezsin. Biliyorum. Bir kadının elinden ölmek bile istemez senin gibiler. Şimdi söyle. Tahir'in yerini söyle. Soğuk su yaylasından gidin alın leşinizi. Tarif et. Gidip Tahir'imizi alacağız. Toparlan. Gidiyoruz.
Uyan. Hadi uyan bir gayret hadi. Uyan. Uyan. Hadi. Hadi bir gayret. Hadi. Neredesin ulan deli Tahir? Neredesin ulan? Açmıyor mu hala? Yok abi, telefonu kapalı. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Lan amir de bizi salmadı ki. Adam sırf sorgu sual. Yalnız bıraktık çocuğu ya. Abi, abi Tahir'in arabası. Lan Tahir değil ki. Lan Necip o. Arkada. Devrem. Hayır. Koçum. Ben yapmadım. Ben kurtardım. Bu gece evin önünde Vedat seni öldürecek, arkanı kolla demiştim. Hatırla. Onları bulabilir misin? Yardım edersen. Bir şey bilmiyorum ki. Arkanı kolla. Vedat öldürecek seni. Ben vurmadım. Aa! Bana bak. Vedat senden şüphelenmeden eve git, bizden haber bekle. Yürü. Mithat abi. Yaraya tampon yap. Aslan. Kurban olayım dayan. Alo Mithat abi. Fatih. Tahir vurulmuş. Hastaneye gidiyoruz. Ne? Allah'ım sana şükürler olsun. Lan oğlum manyak mısın? Vurulmuş diyorum. Yaralı diyorum. Cemil daha devren bizi öldürdüm dedi abi. Abim ölmemiş. Bulmuşlar, hastaneye gidiyorlar. Ne? Hey be abim be, işte bu lan. Bas Mustafa abime haber verin, bas. Ulan ne diyorsun oğlum? Misak'tan beri yok ortada. Ya ana, ablam komaya girince dayanamadı herhalde, sığamadı bir yere. Biz sığabildik mi? Biz de mi alıp başımızı gidelim? Biz kendimizi nerelere vuralım? Git çağır şu babanı, gelsin başımızda dursun. Ya tamam ana, sakin ol. Ben de gideyim eve bakayım. Thank you.
Gülsen. Dayan kolunu. Doktor göğsünden vurmuş. Mermi içeride. Hemen ameliyathaneye. Ne oldu o? Babam vurmuş. Babam mı? Babam nerede? Polise teslim ettim. Allah belanızı versin. Allah sizinkini verdi. Ali, şimdilik nefesin kızı mevzusundan bahsetmeyelim koçum. Tamamdır abi. Mithat abi, Tahir. Ameliyatı aldılar bacım. Durumu nasıl? İyi değil. Cemil göğsünden vurmuş. Çok kan kaybediyor. Vazgeçersen anlarım. Vazgeçmiyorum. Vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim. İnatsın sen. Vazgeçmezsin. Vazgeçmezsin. Tampon. Tampon oldu. Aspir edelim. Tampon. Makas hazır. Kurşun oynadı. Aşırı kanama var. Damar cerrahına haber verin. Bir ünite kan daha alayım. Nasıl olmuş abi? Cemil nasıl vurmuş abimi? Siz nereden buldunuz? Deli Tahir bizim gurbet kuşunun ailesinin peşindeymiş. Cemil de Tahir'in tamamen tesadüfen peşine düşmüş, vurmuş. Neyse ki Ali kurtardı. Kardeşim Allah razı olsun, sağa borçluyuz. Benim adım Mustafa. Mustafa abi biz tanışmıştık aslında seninle Tahir'i ziyarete geldiğinde. Ali? O Tahir'in askerlik arkadaşı. Ulan sen nereden çıktın da benim kardeşim kurtardın? Ablasın ya. Razı olsun kardeşim. Kutsun benim. Abi ben... Abi Sağcan borcumuz var. Murat ben. Abi ben de Fatih sağ olasın. Ay beni de yengem bile artık. Asya tamam yeter. Asya yeter daha tamam gel aboyla gel gel. Allah senden razı olsun. Uşağımın canını kurtardın. Sayende kıyamadılar oğluma. Nefes yenge herhalde değil mi? Geçmiş olsun. Çok memnun oldum. Allah sizden razı olsun. Yok, ben bir şey yapmadım da sen çok şey yapmışsın bizim Deli Tahir'e. Ha? İnat herifin tekiydi. Sayende daha da inat olmuş. Ne oldu? Dur, dur, dur. Dur. Oy! Oy bir şey oldu oğluma. Şey oldu.
Ne olur çocuğumu alıp gideyim. Bırakmam. Hadi dayım bize, ha ne oldu? Ha? Bazım, ben Mustafa Kaleli. Tahir Kaleli'nin abisiyim. Bırak Vedat'a gideyim. Bırakmıyorum. Duydun mu? Bırakmıyorum. Ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Sen de vazgeçmeyeceksin. Vazgeçmeyeceksin. Babam! Pazar. Baba sen ne yaptın? Bir fışkı edemedim. Beceremedim. Kızımın özünü alamadım. Ama sen alacaksın. Etva baba, sen yoksun, ablam yok. Ben ne yapacağım? Güçlü durmaya devam edeceksin Nazar. Ablan güçsüzdü. O edilen kardeşler dayanamadı. O gün organı kesildi. Sen güçlü duracaksın. Zemil Dağdevran'ın kızı olduğunu göstereceksin. Ve gücün bitecek. Ve kinin. Anladın mı? Kalelileri yok edeceksin. Nasıl? Ben içerideyken işlerin başına sen geçeceksin. Ne? Hangi işlerin? Kumunda, silahlarında, paranında. Etme baba. Ben senin işlerinden ne anlarım? Vedat Seyar anlar. Oha gideceksin. Niye buraya geldik Vedat Bey? Sana ne? Durum nedir? Tahmin ettiğin gibi. Cemil Tahir'i vurmuş. İçeri almışlar. Tahir? Ameliyattaymış. Durum ciddiymiş. Allah kahretsin! Gebere miydi gitti? İt oğlu it! Görmüş de. Emin oldu artık nefes her şeyi ötecek. Ne gördü? Neyi ötecek nefese? Ceylan'ı. Ceylan kim? Berran kardeşim. Ceylan Berran kardeşi değil. Beşan. Ceylan benim kızım. Hangi kızım? Benim kaç tane kızım oldu Eşan? Vedat ölmüştü, erken doğmuştu. Ölmedi. Engelliydi. İlk yaptığımız teste emin değildik. Ama bu teste şüphemiz kalmadı Vedat Bey. Klinik Bera testine göre
sesli uyaranlara hiçbir beyin sapı yanıtı yok. Türkçe konuşursanız doktor, ben de anlarım. Kızınız işitme engelli. Düşündüğümüz gibi. Uzun süre oksijensiz kalması yüzünden işitme duyularını kaybetmiş. Cezalandırdım. O yüzden erken doğurdum diyecek. Canım. Senin annen. Yani Nefes. Şimdi çok mutlu. Sen cennete gittin diye biliyor. O yüzden çok mutlu. Ama senin duymadığını öğrenirse. Sağır olduğunu öğrenirse. Ben sen bana güveniyorsun sanıyorum. Eyşan. Ben hayatta en çok birbirimize güveniyoruz sanıyorum. Sen bana güvenmek için önce Mercan'ı öldürmemi istedin. Şimdi de yıllardır engelli bir kızın olduğunu benden sakladığını öğreniyorum. Eyşan, bir dakikalığın olsun kendini düşünmekten vazgeç. Ben mi kendimi düşünüyorum? Evet, evet. Kendini düşünüyorsun. Acayip köşeye sıkışmış durumdayım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Sen gelmiş bana dırdır ediyorsun. Kardeşine yardım edecek misin? Etmeyecek misin? Dur sakin. Sakin. Anlat. Anlat. Ne yapabileceğimizi düşünelim. Tahir beni gemiye götürdü gece. Evet. Ona Ceylan'ı anlatmak zorunda kaldım. Yani ölmemek için Ayşan. Ceylan'ı bulmadan Nefes'e bir şey anlatmayacağını biliyordum. Bulamaz sandım ama buldu. İt oğlu it. Cemil'in de elinden kurtuldu. Eğer o hastaneden sağ çıkarsa direkt Ceylan'ın peşine düşecek. Belki Nefes'e anlatacak. Gidip hastanede o şerefsizi öldürsem. İspatlayamasalar bile. Mustafa'nın elinde itiraf var. Nefes'in abisini öldürmekten hapse girerim. Zaten Mithat peşimde. Mercan cinayetinden şüpheleniyor. Yiğit'in velayetini almak üzereler. Ceylan'ı da elimden alacaklar. Nefes'i tümden kaybedeceğim. Hayatımda hiç bu kadar köşeye sıkışmamıştım Eşim. Hiç bu kadar köşeye sıkışmamıştım. Bebeğini bana mı veriyorsun? Sen
ticaret dilimi biliyorsun. Sen beni çok mu seviyorsun? Bu hayatta beni koşulsuz seven tek insan o Eşan. Şimdi neden ondan vazgeçemediğimi anlıyor musun Eşan? Ama kaybetmeyeceksin. Hiç kimseyi kaybetmeyeceksin. Nasıl? Eşan her zamanki gibi bir yolunu bulacak. Allah'ım sen mübarek Ramazan ayında ezanların yüzü suyu hürmetine. Sen Tahir'i bize bağışla. Doktor, Demize ne oldu? Büyük bir komplikasyon yaşadık ama şu an her şey yolunda. Çok şükür Allah'ım ayağım. Abi. Kurşun kalbi sıyırmış, göğüs kafesine saplanmış. Çıkarırken ciddi karama oldu ama kontrol altına aldık. Kurşunu da çıkardık. Durumu stabil. Bir saati odayı alırız. Oh Serdar, Allah razı olsun sen. Ne büyük doktorsun ya. Sağ olsun bile. Hadi hadi hadi. Hadi. Gir oğlum azar yandıra. Aslan doktor, biz seni tutmayalım haydi buyur. Dur Allah razı olsun senden. Oo babam. Babam hoş geldin. Biliydim. Benim bu delinin bizim iftarı sevinçle açtıracağını biliydim ya. Çok şükür ya, çok şükür baba. Allah razı olsun. Hurma da aldın ha. Hepsini aldım. Eyvallah yenge. Babam, dua ettirsen ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin rızanı kazanmak için oruç tuttuk. Senin verdiğin rızıklarla orucu açaydık. Sana inandık, sana güvendik. Ey lütfu büyük Rabbim, bu Ramazan gününde Tahir'i bize bağışladığın için sana şükürler olsun. Amin. Amin. Her iftarda birlik, beraberlik içerisinde orucumuzu açmayı nasip eyle ya Rabbim Allah'ım. Amin. Hadi bakalım tat. Tadın bakalım hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kız sen neredesin? Bir giden bir daha gelmeyin. Hani dur o baba? Ne dur? Kız ne oldu? Bir şey oldu. Babam Tahir'i vurmuş ona karakolda şimdi. Öldürmüş mü kaybanayı? Yok. Aşağıda ameliyatta. Kızımı mezara koyamadılar. Kocamı hapse mi soktular? Oy benim başım. Dertli başım. Ana! Benim dertli başım. Ana! Oy benim dertli başım! Ne oldu Sani? Evlat acısı
ciğerleri yakaymış Emin. Kızımı yaktınız. Kocamı yaktınız. İnşallah sönmez sizin de yakınınız. Sen benim evladıma beddua mı ettin? Çocuklarınız içeride Ramazan günü canlarıyla uğraşırken burada dua edeceğinize birbirinize giriyorsunuz ya. Utanmayın mısınız? Bunlar utansın. Kızımın kanına girdiler. Kocamın kanına girdiler. Ulan al götür şu anneanne, elimden bir kaza çıkacak. Baban ayrı bela, anan ayrı bela. Ulan sizden hala bela mı var? Gudumsuzlar. Ana yürü. Tahir'im. Oğlum. Geberemedin gitti. Geberemedin. Dokunma kocama. Kardeşim. Çağıracak. Gel gelsin şöyle şuraya. Anneciğim. Anne, hemen bakalım, ben de konuşalım diye aradım. İyi yapmışsın bir tanem. Seni çok özledim. Ben baban yanındadır diye seni arayamıyorum. Acaba sen hep böyle arasan mı beni? Olur, ararım. Anne, ben görüntülü aramayı öğrendim. Arayayım mı sizi? Tahir abiyi de görürüm belki. Anneciğim. Şimdi Tahir abi yanımda yok. Ben de görüntülü arama nasıl açılıyor öğrenemedim bir türlü. Çok kolay ki ya, ben sana öğretirim. Bak şimdi. Ben seni arayınca orada yeşil bir telefon işareti çıkacak. Ona bak. Anne babam geldi, kapattım. Vedat Bey. Ne Vedat Bey? Ceylan'ı özlemedin mi? Kızım. Nasılsın? İyi misin? Niye getirdiniz Ceylan'ı buraya? Karım nerede? Nurten'i ne yaptınız? Yaşlanıyorum. Yumuşamaya başladım. Baksana Eşan. Emrimdekiler bana soru sorup duruyor. Karım neredeymiş Eşan Hanım? Hiçbir fikrim yok. Bu arada yıllardır benden Ceylan'ı saklamışsınız. Aferin sana Necmi. Vedat Bey öyle isteyince kusura bakmayın. Bunca yıldan sonra ne değişti Eşan Hanım? Herkesten sakladığımız Ceylan'ı şimdi ne oldu da böyle rahatça eve getirdi? Var bazı planlarımız Necip. Yiğit. Bak oğlum, sana kardeş getirdim. Kim bu kız? Onun adı Ceylan. Niye getirdin ki onu buraya? Annesi babası yok mu? Tabii ki var. Necip amcanla Şengül teyzen. Ama ben daha önce onu hiç görmedim. Bundan sonra sık sık göreceksin. Ve ona abilik yapacaksın. Hayır yapmayacağım. Ben burada kalmayacağım ki. Annemle Tahir abimin yanında kalacağım. Yiğit. Ama bak, Ceylan'ın sana ihtiyacı var oğlum. Niyeymiş?
Çünkü onun kulakları duymuyor. O yüzden konuşamıyor. Senin onu koruyup kollaman gerek. Yazık. Gerçekten mi? Niye duymuyormuş ki? Çünkü Ceylan'ın annesi ona hamileyken biraz yaramazlık yapmış. O yüzden de erken doğurmuş onu. Onun da kulakları gelişmemiş. Hiç mi duymuyorsun beni? O zaman biz de sessiz sessiz oynarız. Bazım biz de girebilecek miyiz içeri ya? Fazla kalabalıksınız. İkişer girebilirsiniz. İyi o vakit. Önce garısı girsin. Haydi nefes. Saniye Hanım, siz gelmiyor musunuz? Yakışmay. Yakışmay sağ bu yatak. Allah'ım. Bize oğlumu bağışladığın için sana şükürler olsun. Şükürler olsun. Sen şeytan insanların şerrinden oğlumu koru Allah. Amin. Bir daha kurşun yüzü, ecel nefesi gösterme evladıma Rab. Amin. Anamla karım yan yana. Ben kesin öldüm. Tövbe de ya. Tövbe nefesim, tövbe. Ben sizi baş başa bırakayım. Uzaklaşma. Asiye abla uyandı. Gayet iyi. O zaman niye çıktın da bıraktın kocanı kaynananla? Asiye abla, ben de anneyim. Saniye Hanım'ın bu sevinci yaşama ihtiyacı vardı. Ayrıca ben Tahir'in karısıyım. Her zaman yanındayım. Saniye Hanım fırsatı varken değerlendirsin. Kız aferin sana. Duydun mu Mustafa? Aha da işte tam bala yükeldi dedim. Boşa mı dedim? Ha Asiye'm ha. Böyle bir şey olacak. Sen de çıkıp beni anamla yalnız bırakacaksın ha. Ha. Düşündüm da yok. Çıkmazdım. Deme. ben bir lavaboya gideyim. Olur Basım, olur. Ya Nuray'a sonra gösterir ha. Ne yaparsın sen ya?
Bir de kapıyı kilitledi. Kız ben bunu yolarım. Koş hemşireleri çağır. Mercan. Tahir kurtuldu. Deli Tahir'in adı işe yaradı. Nefes umudu işe yaradı. Şimdi sıra Mercan'ın adında. Sana bunu yapan canavarın kazanmasına izin vermeyeceksin. Birlikte gününü göstereceğiz ona. Tahir'in seni mahvettiğini söyleyen ailenin de. Sadece onu suçladıkları için değil. Seni görmedikleri için. Sesini duymadıkları için. Ama sen sesini duyuracaksın artık. Pazarda benimle konuşan kızın kurtulma umudu vardı. Hala var değil mi Mercan? Sakın umudunu kaybetme. Hem biz seninle birlikte daha Tahir'den gizli doktora gideceğiz. Sakın kendini yalnız hissetme güzel gözlü kız. Sen manyak mısın? Kızıma ne anlattın? Sakın Nefes Kaleli'ye bulaşmak istemezsin. Ayrıca siz bizden Mercan'ı koruyacağınıza kendinizi Mercan'ı kurban eden Vedat'tan koruyun. Su içilmez ya. Vallahi boğuldum. Pişman ettiniz beni kurtulduğuma ha. Aa, ama Tahir haklı. Rahat bırakın kocamı. Ulan Efes. Hem ziyaretin kısası makbulmüş. Etti bize misafir. Ya bakın ha bu çarık suratlıya. Ana, bismillah yeni kalktım ya. Bir karımla baş başa kalayım. Haydi, haydi. Ulan bu da çıktı gari delisi. Ana. Sen Mustafa'ya sıçra, Mustafa'ya. Asıl garısının delisi o. Haydi. Ya sen bana niye sardırdın şimdi? Sen idmanlısın Mustafa. Haydi Murat sen kapıdan bekle yenge. Biz gidiyoruz. Haydi. Ver oğlumu bu karının eline bırakmam. Karı değil karısı. İyi akşamlar. Allah. Hadi anama hayırlı başarılar. Şş, sen buraya asın ha. Ya ana. Hadi seni anladık. La bu kıza ne oldu? Galeli gelini oldu. Daha azını mı bekliydin Mustafa? Tövbe. La bize daha azı yakışır mı hiç? Böyle rahat mısın? Çık ulan. Niye çıkıyorum ya? Oğlum karım demedi mi kocamı biraz rahat bırakın diye? Çık dedim. Abi, bari biraz bekleseydiniz da. Anlamadım ki hem yaralı yaralı neyin acelesi bu? Ya Tahir, rahat dursana. İyi misin? Yavaş, yavaş. Nefes, çıkar şunu odadan. Vallahi kalkıp dağıtacağım o sırıtan suratını. Vay be, hanım köylülüğünde bu kadarı. Hadi yangaz, hadi. Uyuması lazım kocamın. Başında rip rip edip duruyorsun. Hadi 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 hadi. Kızım sen hayırdır? Ne hayırdır? Ne bileyim. Kalelilere sepet havası çalmalar. Dağ devirenin başına silah dayamalar. Sen nereden duydun ki Cemil'in kafasına silah dayadığımı? Arkanda şahit bırakmışsın. Konuştular.
senin ne dirine ne de... Seni kimsenin eline bırakmam. Oo. Bizim laflarımızı bize satmayalım yalnız Nefes Kaptan. Zaten silah dayamam çok bir işe yaramadı. Bizden önce seni bulmuşlar çok şükür. E olacak o kadar. Acemisin daha, bir dahakine sen bulursun. Tövbe de ya. Senin öldüğünü duyduğumda... Eğer Yiğit olmasa ben de arkandan gelirdim. Nefesim. Ağzından çıkanı... Ama dedim ki... Tahir bana söz verdi. Beni bırakmaz. Benim sevdiğim adam sözünü tutar dedim. Senin neyin? Sevdiğim. Allah! Tahir. Tahir iyi misin? Öldürdün la kızım. O zaman ben biraz daha öldürsem olur mu? Nefesim yavaş geldi ha. Burada mermiyi daha yeni çıkardılar. Ben bir adım daha atsam. Sen bir kötü hanımın daha yerine güzelini koysan olur mu? Attığın her adım başım gözüm üstüne benim. Sadece rızanla at sen o adımı yeter. Gece rızamla senin koynunda yatsam yaralı olmayan tarafta. Gel. Bir gün sevdiğimin koynunda yatmak isteyebileceğim hiç aklıma gelmezdi. Bence ben bu korkumu yenerim. Çok güzelmiş. Sevda mısın kızım sen? Sevdalıyım. Ceylan uyudu. Ben onun odasına götüreyim, sen de yat artık oğlum. Burada kalabilir. Benim için bir sakıncası yok. Çok mu sevdin sen Ceylan'ı? Beni yalan herkese severim. Ceylan'ı niye sevmeyeyim ki? Thank you.
musun? Evet. Bakalım şu planın işe yarayacak mı Eşan? Umarım yarar. Beyim, Ceylan nasıl? Yukarıda abisiyle mışıl mışıl uyuyor. Berrak onu haftalardır merak ediyordu ya. Hı. Şimdi geldiğinden haberi de yok. Acaba ne zaman göstereceksiniz? Paşa gönlüm istediği zaman Necip. Müsaadenle. Nefes. Uyan güzelim, nefes. 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 Kızını mı gördün yine? Öyle bir yanımı eksik hissediyorum. İçim acıyor. Böyleyiz ya. Niyet yok diye böyle hissediyorum değil mi? Biz çok güçlü bir takımdık ya. Ama oğlum yok. Oğlumuz yok. Ama şimdilik. Şimdilik. Sana söz veriyorum. Eksikliğini hissettiğin hiçbir şey olmayacak. İnanıyor musun bana? İnanıyorum. Benim Tahir'im sözünü tutar. Tahir'in sana kurban olsun nefesim. Biz yemeğe gidiyoruz Salih'le. Afiyet olsun. Ne istiyorsun? Senden bir şey rica edeceğim. Şuradaki delikanlıyı görüyor musun? Ona gidip Nazar seni bekliyor der misin? Demem. Diyorum. Dersin tabii. İnsanlık ölmüş. Biriniz de çıkarsız işi bu.
Ne işin var senin burada? Deli misin kızım? Sen çağırmışsın ya, görevli öyle dedi. Daha inandırıcı bir bahane bulamadın mı Murat Efendi? Senin için bahane uydurduğum günler geride kaldı Nazar. Hoş gerçi çok bir bahane uydurmama da gerek kalmadı. Rengini çabuk belli ettin. Hoştu. Az ötede af kur. Ben seni çağırmadım. Benim bu saatten sonra kaleli köpekleriyle tek derdim babamın ablamın intikamını almak. Bir an önce geberip gitmene. Sırt bileğine dokundun diye o kadının parmaklarını kırdın. Şimdi sen kal. Vedat. Git. Saçmayayım o hasta beynini yere. Vursana Tahir. Hadi vursana artık. Ama yo. Sen hapse girmeye göz alamazsın. Niye? Daha önce göze almadın mı? Peki ya nefesin hapse girmesine? Nefes ne alaka? Konu açıldı diye söylüyorum. İmzamı taklit edip Yiğit'i yurt dışına kaçırdınız. Babadan izin belgesi. Hatırladın değil mi? Bir gün lazım olur diye cebimde saklıyordum. İşte o gün geldi. Nefesi hapse yollayamazsın. Saçmalama. Çok kısa bir süre öncesine kadar evet. Nefesi hapse yollayamazdım. Ama artık kaybedecek pek bir şeyim kalmadı Tahir. Evlendiniz. Nefesi hapse yollamayacaksın. Nefesi hapse yollamayabilirim.
Ama bir şartım var. Neymiş o şartın? Ceylan. Ceylan'ı eve getirdim. Artık benimle yaşayacak. Ve sen Ceylan'dan nefese bahsetmeyeceksin. Ceylan seninle yaşamayacak. Annesinin yanında kalacak. O zaman nefes hem hapse girecek hem de oğlunu kaybedecek. Bir düşün Tahir. Eğer nefes evrakta sahtecilikten yargılanırsa hangi mahkeme ona oğlunun velayetini verir? Eğer ben Ceylan'ı kaybedersem sen de nefesle Yiğit kaybedersin. Ama ben şimdi sana bir seçim sunuyorum. Sen seç. Nefesten hangi çocuğunu alacaksın? Ceylan'ı mı? Yiğit'i mi? Seçim senin. Duymuyorsun. Adınızı da, şerefinizi de bu yeryüzünden sileceğim. Bunu yaparken de Vedat İtin'den destek alacaksın, he mi? Dikkat et de nazar. Bizi yeryüzünden sileyim derken kendi şerefinden olma. Çıkayım hastaneden nefes. Haydi, boğuldum. Tahir sen delirdin mi? Daha dün vuruldun, ameliyat oldun, aşırı kan kaybettin. Bugün hastaneden çıkmak neyin kafası? Deli Tahir kafası. Tahir. Tahir Bey neden ayaktasınız? Selamun aleyküm, aleyküm selam doktor. Haydi eyvallah. Gidemezsiniz Tahir Bey, ilaçlarınız. Yazın reçeteyi doktor, haydi. Ya Tahir. Oha noli. Tahir, bak bu yaptığın saçmalık. Asıl beni buraya tıkmanız saçmalık. Abin kafayı yedi. Yangaz, doktor sana reçete verecek. Anahtarı alayım. Tamam, vereyim de beni de bekleyin de. Tahir Bey, pansumanınız. Hallederük. Yavaş. Yavaş.
Tay bak çok korkuyorum. Nefes. Esas ben burada tıkılı kalırsam kork benden. Boğaldım da, boğaldım. Tahir, bak hiç iyi görünmüyorsun. Bana bir şey olmaz. Dedi gözlerini açamayan yaralı kaplan. Hatun, senin dilin mi uzadı? Bir laf sokaysın. Ne oldu? Sustun kaldın. Öyle dandiye hatun denir mi ya? Hastane tarihine en deli hasta olarak adımızı yazdırdık. Haydi hayırlısı. Amin yengez, amin. Bas haydi. Senin gari ne kalsa iftara kadar gidemez o hastaneye. Asya! Haydi kuzum, haydi! Geldim, geldim! Ula oğlum ne ediyorsun ya? Ula bunun ne işi var burada? Boğulmuş arkadaş. Selamun aleyküm millet. Hastaneye gidiyorsanız hiç zahmet etmeyin. Oğlum delirdin mi ya? Neden çıktın hastaneden? Delirmemek için çıktım abi. La havle! Bir uşağı tutamadın mı hastanede? Saniye Hanım, senin oğlunu tutabilen var mı? Ya şimdi nefes haklı. Ha, ne oldu şimdi ya? Ulan ne olacak? Deli Tahir'in tuttu yine delilu. Geç haydi içeri. Geç. Murat yatağına yatır oğlum. Abi. Ana söylenme sen de geç işte ya. Aman. Yahu yatmam, bana hasta muamelesi yapmayın. Kıt akıllı uşak, zaten hastasın. Hah, annen haklı. Hah, işine gelince annen haklı. Tahir, vallahi bak boğaldım, dikişlerini atacak şimdi. Benim tepem atacak nefes, tepem. Ya bir gidin. İşte, inadın Sony. Yengem, ya doktor eve gidince bu ilacı içsin demiş, alaydı. Orucum ben. Ha? Oğlum hasta hasta oruç tutmayınca günah babay mı yediniz? Hasta hasta oruç tutmayın. Devrem, ben de sana geliyordum. Hastanenin kapısındayım. İyi. Bulursan Bağa'da selam söyle o zaman Devrem. Nasıl ya? Çıktın mı hastaneden? Oğlum ne çabuk lan. Geç şimdi. Beni iyi dinle. Sağ ol Hatice. Ha, tutamadık uşağı hastanede. Kusura bakma. Ayaklarınıza sağlık. Ya ne bazarsın Cemal Reis? Biliyorsun deli işte ya. Neyse, ayağına sağlık senin de ha. Tamam, haydi Allah'a emanet. Hastaneye ziyarete giden hastayı bulamayıp dönüyor. Tövbe estağfirullah ya. Mustafa, bir kurban kesip herkesi iftara alalım, he mi? Olur ana, olur. Eder Koni. Asiye abla, delilenmesin yine. E kız korkma. Bu deliyi ikna etseniz sen ne dersin? Haydi göreyim seni. Ya orucum diye tutturdun. Nasıl ikna edeceğim? Evlenmeye nasıl ikna ettiysen öyle. Ana, şimdi hiç sırası değil ha. Esekten değil. Çok sırasız şeyler yaşadık, çok.
Şimdi benim bu dediğim mi kodu size? Asiye abla ver. Ben en iyisi yukarı çıkayım. He çık kuzum. Endeli Tahir bile zehirli saniyeden tehlikesiz dur. Bir dakika bekle. Gel. Tahir, bak eğer çorba içersen. Niyetliyim diyorum Nefes. Bunun nesini anlamıyorsunuz? Tahir, yaralısın. Ya ameliyat oldun. Sen de bunu anlamıyorsun galiba. Nefes, zaten bir şey yapamadan yatmak sinirlerimi bozuyor. Ya bir de gelme üstüme. Niye? Yarım kalan bir işin mi var? Berra'nın ailesini arayamadığın için mi üzülüyorsun? Sen nereden biliyorsun? Mithat abi söyledi. O dağın tepesine Ali ile birlikte Berra'nın ailesini aramaya gitmişsin. He, arayırız. Şimdi al çorbanı da çık Nefes. Haydi, uyuyacağım ben. Sen beni kovuyor musun? He, kovarım. Dün akşam bir şey mi oldu? Dün akşam ne olacak ki Nefes? Hani biz birlikte yattık, çok aşıktık. Şimdi kovuyor musun? Ben aşıkken de kovabiliyorum Nefes. Göster bakalım sen aşıkken çıkabiliyor musun? Bak bakalım nasıl çıkıyorum ben. Nerede kalmıştık devrem? 3 kilo gadayıf alın, seymenin de elmeninden de mısırını alın. Ama ekmeklik olsun, kuymaklık var. Yenge, bak bu sene burma gadayıf fazla et ha. Ondan sonra insanlardan bize kalmazsa külahlar değiştirip. Önce iftara gelen misafirler yiyecek. Gadayıf tepsisini saklayanı vururum. Ya yenge, Allah aşkına biz ne zaman sakladık gadayıf tepsisini ya? Dur bir hatırlayayım yengaz. Hatırladım, geçen Ramazan iftarında. Mustafa, sen de kalk haydi şu kurban işini hallede. Tahir'in akandanı kurmadan kurbanı dana aksın, haydi. Ana, sen de kuru trendele çorba edeceğim. Ben bu adamı boğarım. Baktın elmedi, uşağımı boğacaksın, he mi? Ben gideyim, şu kurbanı alayım. Maazallah, kalmaz filan. Haydi Allah'ım ana. De bakayım ne etti o dangoz? Beni odadan kovdu. Bu ya nasıl Sersun'un? Akıllandı benim uşağım, akıllandı. Kalk yalnız kalk, kadayıf madayıf biter sonra. He vallahi değirmen kapanır falan, aman. Bileme daha devam et, anam da kaçır dile benden ne dilersen. Niye kaçtılar ki? Evde huzur bırakmadığın için kaçtılar. Kız en kolay ya bunu kaçırdın he. Şimdi de bakalım ne oldu? Şimdi dün akşam Tahir'le ben... Kız ne oldu Tahir'le? Yani ne olduğunun bir önemi yok. Biz iyiydik. Yani aramız iyiydi. Mesela ne kadar iyi? Bu kadar mı iyi? Ha bu kadar mı iyi? Ne ha bu kadar mı iyi? Aranızdaki iyilik mesafesini diyorum Nefes. Ya Asiye abla, tövbe estağfurullah, sana gerçekten bir şey anlatılmaz ama. İyi ha tamam kız, gel sorma ayrım. Mesafe size kalsın. Prenses. Ama Berrakçığım böyle yaparsan sana hediye vermekten vazgeçeceğim. Ne istiyorsun benden? Senden bir şey istemiyorum. Aksine senin istediğin bir şeyi vermeye geldim sana. Annemle kardeşimi istiyorum ben sadece. Ama ikisi birden zor. Gel biz bir tanesinde anlaşalım. Sen seç. Annen mi? Kardeşin mi? İkisi de. Lütfen Berrakçığım, burası sığınma evi değil. Yani ikisini birden barındıramam. Eğer sen seçmezsen
ben seçmek zorunda kalacağım. Kardeşim. Bravo! Doğru cevap. Bugünün talihlisi sensin. O zaman aşağıda Yiğit'le oynayan kardeşine kavuşabilirsin Berat'cığım. Hadi. Hadi kız seni bekliyor. Ceylan! Berrak. Ceylan'ın annesiyle tanışmadın değil mi sen daha? Şengül Hanım, Berrak. Merhaba. Yeni doğmuş bebeğini bırakanlara anne demiyoruz biz. Hadi Yiğit gel, odanda oynayalım. Nazar, ben de size geçmiş olsuna gelecektim. Baban nasıl? Benim senden bir şey konuşmam lazım. Özel. Gel. Geç bakalım. Buraya neden geldik? Özel konuşalım dedin ya Nazar. Evin her tarafından biri fırlıyor. Yalnız kalabileceğimiz tek yer burası. Geç lütfen. Geç. Evet. Seni dinliyorum. Ters giden bir şey mi var? Sence daha ne kadar ters giden bir şey olabilir? Haklısın. Biraz saçma bir soru oldu. Ama seni böyle görünce endişelendim. Yardımına ihtiyacım var. Tabii ki. Ne zaman istersen, ne istersen. Babamın işinin başına geçtim. komik bir şey dediğimi sanmayalım. Yok, hayır. Hani hemşiresin ya. Birden senin kum tepelerinin üzerinde hayal edince. Ha, sen etrafında işe yaramaz kadın görmeye alışmış olabilirsin ama ben yeri gelince o kum tepelerine de çıkarım. Silah depolarının haritasını da çıkarırım. Ben bunları ederken sen bana yardım edecek misin onu de. Tamam tamam, sakin ol şampiyon. Bu söylediklerinin hepsini yapabileceğine inancım sonsuz. Ben sana güveniyorum Nazar. Şimdi biz nereden başlayalım? Onu konuşalım. Rahat. Oğlum şu Davut dayımın yerini satmak vicdanımı çok boğaltıyor ya. Şu gemilerden birini satsak da öyle mi desek çekleri? Vallahi abi, Asiye yengemle Nefes yengemin gemilerini satamazsın.
Benim hanımınkine de dokunma. Gel en iyisi biz Fatih'in gemisini satalım. Onun zaten evleneceği yok. İyi ki varsınız ha. Allah sizi başımızdan eksik etmez sonra. Selamünaleyküm kaleli gençleri. Aleykümselam Şahin abi. Aleykümselam Şahin'im. Hayırdır? Cemil içeri düştü. Senin de işin bağı mı düştü? Ya öyle deme Mustafa. Adam %60 iskonto ettiydi. Adam %60 iskontoyu verdi. Zararına bağı bu fiyatı niye verdi diye sen hiç düşünmedin ha. Anam midir, babam midir, halamın oğlu müdür? Ha? Yoksa kalelilerin baş düşmanı mıdır? Ya aranızdaki işe karışmam. Ben ticaret adamıyım. Gel kaldığımız yerden devam edelim. Ederuk. Ederuk tabii. Sen dedin ha onu. Ticaret adamıyız biz. Ha Murat? Eski iskontoyu unutacağız Sun. %10'dan fazla iskonto yok. Uy, ulan ne diye ya bu kardeşin? %20 iskontoya ne oldu? Bilmem, ne oldu? Selamun aleyküm. Oo, toplanmışuk. Şahin abi ne haberi? Ne var ne yok? Hoş geldik. Hoş bulduk abi. Aleyküm selam Gültekin. Hoş geldin Gültekin abi. Hoş bulduk Murat'ım. Ya büyük geçmiş olsun abi. Yeni duydum. Cemil vurmuş Tahir'i he mi? O da düşmüş hapse. Çok şükür Tahir iyi. Cemizledeler daha böyle teker teker düşsü iyi. Ya bana onun dediğine. Vallahi ben Cemizlede değilim Murat. Nasip kısmet olursa siftah sizden edeceğim. Abi, bana %100 iskonto lan kum satacaksınız? Ula sen ne diyeceksin kumu? Altınlarını mı gömeceksin ha Gültekin? Yok abi ne altın gömmesi ya? Anamın o yayladaki evi yok mu? Orayı tadilat ettirdim diye bizim garı kudurdu. Deme. Ya yok illa yanında bağda evet duracaksın diye kaybana. Garı değilse edeceksin. Ya neyse Mustafa'm. Ederuk mu eskisi gibi iş? Ederuk tabii ticaretimizin Şahin. Ama işte Murat'ın lafını duydun ha. Ya kabul ediyorsan ailen buraya dur. Eyvallah ulan. Aha. Dağ devinin kumdan mesaj var. Yarın bütün müşterilerini toplantıya çağırıyorlar. La Cemil içeride kim edecek toplantıyı? Türkan yengenin edecek hali yok herhalde. Yok da. Allah Allah. Neyse yarın anlarız. İyi Mustafa, madem anlaştık yarın bizimkileri yollar 5 kamyon kum çektirir. Tamam Şahin'im, haydi Allah'a emanet. Mustafa abi, bana da 1 kamyon yeter. Tamam, yeter yeter. Fazla bile Gültekin. Haydi. Hayırlı iftarlar. Sağ olasın Allah kardeş. Emanet. Edeceğim de ağzım oruçlu ya. Abi. Bak bu dağ devren mesajının ardından Vedat şerefsiz çıkarsa hiç şaşırmam ben ha. Ablam bileme daha küçük mü sersem? Olur. Oo, paşam niye kalktın? Kalkamaz mıyım yenge? Allah Allah. Belki karımı özledim. Asiye abla, hemen saralım da bitsin dolmalar. Nefes. Kurban olayım sen sarma. Niye ki? Yani her birinin ah kolum gada olunca pek şık durmayı biliyor musun? Hayır. Sen bunu al git daha şundan. Alırım vallahi. Hem bence Nefes'in sardıkları gayet iyi duruyor. Gerçekten mi? Gerçekten Nefes. Hiç yorulmayız. Bir tanesiyle doyarız. Tahir hasta değil misin? Bak rengin soğumuş. Terliyorsun da gidip yatsana sen. Sen gelmeden gitme. Gelmiyorum ya gelmiyorum. Beni odadan kovdun hatırladın mı? Yo. Hastayım ben Nefes. Kan kaybettim hatırlama ayrım. Asiye abla. Ben şunu bir yatırayım. Sonra gelirim. Acele etme. Sarmalar bittene kadar oyalanabilirsin. Sana teşekkürler Asiye abla. Hadi Tahir kalk. Bitirip 3 saat sürer mi ya?
Yordun beni aşağı kadar. O trip daha sürecek Tahir. Trabzanlara tutun. Ne kadar sürecek? Muhtemelen istediğim kadar sürmeyecek. Trabzanlara tutun. Tahir. Bak şimdi yatıyorsun. Ben de sana çorba getiriyorum, tamam mı? Ya Orucuğum, kaç kere diyeceğim? Ya Tahir, niye böyle yapıyorsun? Bak zaten ayakta zor duruyorsun. Yarın Yiğit gelecek. Seni böyle görmesin. Yiğit beni ayakta görecek. Böyle giderse yarın ayakta kalacak halin olmayacak ama. Ya nefes, iyiyim. Tahir! Tahir! Tahir uyan! Tahir! Tahir uyan ne olursun. Asya! Asya! Nefis! Nefis! Koş kocanın kurbanı geldi. Nefis! Haydi bismillah. Nefis! Gel kurban kesilecek. Haydi. Tahir. Uyan ne olur korkuyorum. Korkuyorum değil. Korkuyorum. Az önce öyle demiyordun ama. Ya uyan Tahir, korkuyorum. Ben korkuyorum demedim. Onu da diyeceğim, günler gelir inşallah. Estağfurullah. Saniye Hanım'a en güzel anlarımın katili diyordun değil mi? He, diydim. Deme artık. Yine mi ettim onu? Asya, bir türbe getirin kızım. Şunu gözünü bağlayalım ha. Yürüyeyim. Hayya alessane. Hayya alel felah. Hayya alel felah. Allahu ekber, Allahu ekber. La Cümleten Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Haydi buyurun. Çorbalar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hayır uşağım, ne yediysin sen ya? Görmüyor musun? Kötü örnek olursun. Ya sonra bizim kareler de esti. Hem sen gidi yatsana aşağı ya. Ne işin var senin burada? Hasta adamsın. Biz de değilik ama dinleme iki kültekin. He vallahi. Zaten hepimiz hastaneden döndük bugün. Geçmiş olsuna gittik. Bir de baktık. Hasta yok. Ama Cemil bizim uşağı iyi vuramamış. Silah kaçırmağı biliyor. Ama kullanmağı bilmiyor. Biz santim santim elçmiş. Kızı can çekişiyor ya, Tahir de can çekişsin istemiş diye duyduk. Sübhanallah. Rasim abi, sen onun da çeneni santim santim ölçüp vuracağım ha. Naciye abla, kocanın ağzına hurma sok. Ege, ama Tahir ayakta.
19 komadan çıkamadı. Öldü, ölecek. Medine'den getirmiştim. Okumuş, üflenmiş. Dilin tutulsun inşallah telgrafçı. Amin. Nefes, pide bitmiş. Biraz daha getir kuzum. Haydi. Ya Tahir, sen zorlama kolunu. Allah Allah. Zorla hasta edeceksin adamı ha. Zorla. Ya bugün yukarıda bayılan ben miydim acaba? Yok Tahir. Bana telgraf Naciye muamelesi yapmasın mı? Bizim. Senin pideyle susturduğuma şükret. Sus da. Nerede kaldı pideler? Millet aç. Al ve çık Esma. Çıkma. Tahir, sen çıksana dışarı. İnsanlar dedikodu yapıyor zaten dışarıda. Hadi. Esma abla, konuşamadık seninle bir türlü. Ne oldu bu pedagog mevzusu? Kaç gün Eyüp'te konuşmaya gideceklermiş. Buraya da sosyal hizmetlerden gelecekler. Bu duruşmada karar çıkar değil mi? Çıkar bence. Alacağız Eyüp'i değil mi? Alacağız. Bütün koşullar bizden yana. Merak etme, tamam mı? Mustafa abi. Hayırdır Emrullah bu saatte? Ne oldu ya? Ne? Lan ne diyorsun? Tamam deliriyorum hadi. Mustafa ne oldu? Ofisi dağıtmış. Hemin tescilleriz varmış. Bir şey almışlar mı abi? Lan itiraf kasadaydı. Ne? Hayır. Tahir. Sen hiçbir yere gelmiyorsun. Ben gazlar hadi. Ya Vedat itiraf aldıysa? Bir daha seni umuduna sınamayacağım Nefes. Yiğit'i ve seni bırakıp göçüp gitmeye niyetim yok. Anam bay, ula babanın düşmanını lan cennet bunu gördünüz mü? Yok patron görmedik, gemide sahuradaydık. Mekanın içine ***'mişler resmen. Vedat ***'nin ismi bu. İtiraf. Çekil, çekil, çekil! Abi itiraf aldılar deme sakın. Abi oğlum. Ha? Al mahpuslar. Ha buraya dur. Alo abi. Söyle Fatih. Hard disk kasada. Her şey yolundaymış. Hiçbir şey alınmamış. Yavaş kız. Çok acıdı mı? Özür dilerim.
Hoş geldin. Günaydın Nefes yenge. Bizim deli olanı pansumana götürmeye geldim hastaneye, değil mi? Nerede olacak? Daha göğsünden yeni kurşun çıkardılar. Ama doğru söylüyorsun. Yeni ameliyat olan insanlar hastanede olurlar, değil mi? Ama bizim deli buradaymış. Sen beni devreme mi komşulaysın? Şimdi yenge, sene 2013. Dağdayız. Bu seninkini yaralanma. Hadi bakalım. Hadi bakalım, haydi. Sen yine yaralandın. Yine hastaneden mi kaçtın? Haydi Nefes, haydi. Akşama görüşürüz. Akşama mı? Pansuman akşama kadar sürüyor mu? Ne yapacaksın? Dışarıda mı gezeceksin? Oh, ben evlenerek cidden büyük fışkı yemişim. Hep hesap, hep hesap da. Ya Tahir ya, yaralısın. Hem Yiğit almaya gidecektik birlikte. Tamam Nefes, alırız. Gelirim gideriz. Haydi, haydi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben kasa için gelmiştim. Nedir koşullarınız? Üç tane olsaydı biz. Uygundur ya. Hı-hı. Tamam, onu yapalım biz. Bir dakika bekleyin. Kasanızın anahtarını alıp geliyorum Mustafa Bey. Sağ ol. Çok sağ ol. Mustafa abi duyarsa yalnız bittim Tahir. Merak etme. Bir hediyeni alıp vereceğiz sana hemen. Ha aga ha. Bir banka kasası patlatmadığın kalmıştı. O da tam oldu. Dün akşam gidip abimin ofisini dağıtan adam konuştu. Sen beni kovuyor musun? He, kovarım. Dün akşam bir şey mi oldu? Dün akşam ne olacak ki Nefes? Hani biz birlikte yattık, çok aşıktık. Şimdi kovuyor musun? Ben aşıkken de kovabilirim Nefes. Göster bakalım sen aşıkken çıkabiliyor musun? Bak bakalım nasıl çıkıyorum ben. Nerede kalmıştık devrem? Git abimin ofisini dağıt diyordun bana. Oğlum deli misin lan sen? He deliyim. Ne var devrem? Söyledik sana. Dün gece Vedat geldi. Nefesi hapse attırmakla tehdit etti. Onu ancak o itiraf durdurur. Ya, abim de takmış benim canıma, vermiyor kaseti. İtirafın kasada olduğuna emin misin? Değilim. Ama abim sağlamcıdır. Muhakkak bir kopyasını oraya saklamıştır. Sen git ofisi dağıt. Oradaysa panikler zaten. Daha sağlam bir yere koyar. Bankada da arkadaşımız var. Öf! Ulan polis adama yaptırdın. İşlere bak ya. Haydi devrem, haydi. Bir can borcunu sileceğim, haydi. Kaldı iki can borcum. Ula çetele tutsaydın.
Haydi. Gidip Vedat'la bir anlaşma yapalım. Babana geçmiş olsun Nazar. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Sağ olun. Geldiğiniz için de teşekkür ederim. Baban ne zaman çıkacakmış? Henüz belli değil. O zaman buraya bizi kim topladı? Ben sandım ki Cemil çıktı. Yok. Sizi buraya ben topladım. Çünkü bu tezgah babam varmış gibi dönmeye devam edecek. Kim döndürecek? Biz karşımızda kim lan muhatap olacağız? Ben lan. Sen lan mı? Ya güldürme bizi bacım ya. Sen ne anlarsın kum işinden? Yalnız beyler, bu küçümseyici tavırlarınız hiç hoş değil. Nazar Hanım her işin üstesinden gelebilecek kadar zeki bir insan. Ayrıca atacağı her adımda ben de yanında olacağım. Pardon da sen kimsin kardeşim? İstanbul'dan gelen biri. Esas bizim seninle ne işimiz olur? Şahin doğru dedi. Ya bizim karşımıza bizden birini götürürsünüz ya da bu işler öyle iş bilmeyen karıyla, yabancıyla olmaz. Hadi bana müsaade. Erkek çocuk olsaydım böyle olmazdı değil mi? Olmazdı elbet. Erkek kuşak işi öğrenmiş olurdu. Adamın bir uşağı olmadı mı işler böyle oluyor da. Adamın başına bir şey geldi mi tezgah kalıyor karının kızın eline. Ya siz hep... Tamam. Nazar Hanım. Beyefendilerin biraz düşünmeye ihtiyacı var bence. O yüzden isterseniz siz gidin. Bu mevzu üzerine birazcık düşünün. Haftaya tekrar buluşuruz. Ne dersiniz? İstanbul'dan gelen yabancı bir adamla ne görecek Öğül'e? Bizde kum alacak hemşeri çok. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Nasıl iştir bu ya? Sorma ya. Hukum çıkarmaya şu kadına mı kalmış ya? Git evi de lahana yemeğini yap ya. Hiç sorma ya. Sen. Ha ben. İzmir zamanlarında Zehra kovaladım doğru. Ama genelde başkomiser Ali. Basın lan geri. Devrimin işi var içeride. Tek yanlışınız da buraya polisi yarım akıllı olun. Çabuk ayaklanmışsın. Çok şükür. Ne işi var senin burada? Oruç kafa et çekilmiyorsun Ayşen. Bir bağırma. Yiğit! Fazla kalmayacağım zaten. Yiğit'i alıp çıkacağım. Yiğit! Yiğit'im. Hayır abi. Ali! Ceylan'ı ve Yiğit'i alıyorsun. Şimdi gelen arkadaşla çıkıyorsun. Ama... Uzatma Berrak. Bir dakika, bir dakika. Sadece Yiğit'i alma hakkım var. Berrak'la Ceylan'ı hiçbir yere... Daha sorduk mu Ayşen Hanım? Sormadık. Ne supply'sın? Buyur Devrem. Al bu üçünü abi, al. Bir dakika, sen sarhoş... Taklidi yapalım. Komiser Ali, memnun oldum. Haydi abi çıkın siz, ben birazdan geliyorum. Hadi bakalım gençler. Vedat'a haber verdim. Hah, ben de tam onu diyecektim. Vedat'ı çağır diyecektim. Vedat bunu yaptığımız için bizi pişman edecek. Tahir'in planı sağlam olmasa sizi riske atmaz. Sakince yürü sen. Thank you.
anlaşma yaptık. Anlaşma karşılıklı yapılır Vedat. Biz anlaşmadık. Sen şartını sundun. Şimdi de ben şartımı sunacağım. Ondan sonra anlaşmaya başlayacağız. Karımın abisi ve yakın korumam olan Salih Sürmü. Olamaz, Mustafa sana itirafım verdi. Ben Nefes'in hapse girmemesi için senin şartını kabul ettim. Sen de hapse girmemek için benimkini kabul edeceksin. Hapse girdiğim an seni gebertireceğim. Hapse girdiğim an seni gebertireceğim. Sence benim canım umurumda mı? Belki senin canın umurunda değil. Nefesin de mi canı umurunda değil? Çok boş yapaysın. Sen Nefes'i Gürcistan'da bile öldüremedin. Çocuklarına da bir şey yapmazsın. En kötü sen hapse, ben mezara gireriz. Karım da çocuklarıyla rahat rahat yaşar. Bir kaleli gelini olarak. Ne istiyorsun? Ha? Şimdi anlaşmaya başladık. Yiğit'i her aldığımda Ceylan da Berrak da benimle gelecek. Nefes bilmese de kızıyla zaman geçirecek. Yiğit kardeşinden ayrılmayacak. Sadece hafta sonları. Ve Nefes'in hiçbir şeyden haber olmayacak. Şimdilik. Velayeti aldığımızda şartlar değişecek. Ve bir şey daha. Eğer bir daha Berrak'a dokunduğunu, onu cezalandırdığını, onun canını yaktığını duyarsam, bu itiraf polise gidecek. Diyeceklerim bu kadar. Hadi bana eyvallah. Hiç zahmet etmeyin. Ben yolu biliyorum. Seni kurtarmak uzun zamandır yaptığım tek doğru hareketti. Teşekkür ederim Tahir. Hiç teşekkür etme. Ben senin için kılımı bile kıpırdatmam. Haydi gidelim. Tahir abi, anne. Korkma. Bundan sonra sizin canınızı acıtacak bir şey yapamayacak. Annene de sıra gelecek. Hey ya, deniz de, denizden gelen kaplan hepimizi kurtaracak dedim. Hey ya. Bu senin bizi kurtaracak planın Eyşan. Nefesim hapse girmesiyle tehdit et. Tahir nasılsa susar, öyle mi? Bırak susmayı. Kızımı aldı. Kızımı aldı. Nefes aldı. Yiğit aldı. Kızımı aldı. Senin yüzünden!
senin yüzünden! Nasıl özledim ben biliyor musun? Alnından, burnundan, çenenden, yanaklar. Oh, oh. Tanem benim. Bebeğim. Anne, bu göbek kuşunun kardeşi Ceylan. Kurtarmışsın. Merhaba. Ben Mavi Tüylü Geyik.